Herkese selam arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğimiz bir albüme sonunda kavuşmuş bulunmaktayız. Nisan 2019'dan bu yana yakın kadrajımda olan Blackpink sonunda ilk tam albümünü yayınlamış bulunmakta. Sabah Twitter'da da pek çoğunuzdan albümle ilgili düşüncelerinizi istedim ve genel olarak insanların albümle ilgili fikirlerini tek bir başlık altında toplamaya çalıştım. Birkaç saattir de albümü dinleyerek notlar almaya çalışıyorum ve yapmış olduğum bu videonun sözünü de 2 hafta önce yayınladığım Blackpink videosunun başında da söz vermiştim. Sizleri çok da fazla bekletmek istemiyorum. Gelin albüm ve albümdeki şarkılarla alakalı düşüncelerime daha yakından bakalım. İlk olarak açılışı tabii ki 2020 yılının en büyük hiti olan How You Like That ile yapacağız. Şarkı bana soracak olursanız Blackpink'in kariyeri için en önemli iki yol ayrımından bir tanesi. Şarkının Ekim 2019'da yayınlanması beklenirken YG Entertainment'ın çeşitli anlamsız sebeplerinden dolayı şarkı 2020 Haziran ayında bizlerle buluştu. Ki şarkıyla alakalı çektiğim tepki videosunu hala izlememiş olanlarınız varsa birkaç ay önce yayınladığım videolardan bu videoyu bulabilirsiniz. Şarkıyla ilgili şunu söyleyebilirim ki sanıyorum benim için bugüne kadar yapılmış olan en iyi Blackpink şarkısı. Her ne kadar Kill This Love benim için bir zirve olup kızların kariyeri içinde çok büyük bir başarı olsa da kesinlikle bu sıralamayı geçerek şahsi playlistimde birinci sıraya ulaşmayı başardı bile. Hem Blackpink'in yıllardır beklenen comeback'i hem de şarkının sosyal medyada korkunç bir viral yakalaması sebebiyle sayısız rekorlar kırdı ve grubun global anlamda tüm ülkelerde adından söz ettirmesini başarmasına sebep olabilecek bir etki yarattı. Nakaratı, vokallerin dağılımı, dance break vesaire derken her anlamda tatmin edici bir şarkıyla karşı karşıyayız. Hele ki benim gibi ilişkiler konusunda yanlış insanlarla pek çok yanlış şeyler deneyimlediyseniz sözlerinde muhakkak kendinizden bir şeyler bulabileceğiniz son derece mega bir hitten bahsediyoruz. Sıradan bir K-pop şarkısı asla değil ve görseller, koreografisi, video klibi derken her anlamda iddiasını ortaya koyan kusursuz bir iş. Ne mutlu bana ki bu süreci daha ilk başından bu yana radarımı alarak yakından inceleme fırsatım oldu. Bu şarkı kesinlikle benim için son derece özel ve kesinlikle yanına yakıştırabileceğim tek şarkı Kill This Love. Sıradaki şarkımız ise Ice Cream. How You Like That ile delirmiş bir şekilde grubun bir sonraki adımının ne olacağını düşündüğümüz bir noktada albümden ikinci single olarak Selena Gomez işbirliği olan Ice Cream geldi. Açık bir şekilde söyleyebilirim ki şarkıdan beklentim çok fazla olduğu için dinledikten sonra beni tatmin etmedi ve olduğum yerde tokatlamadı. Genelde kore müziğinin ve özellikle Blackpink'in belli bir matematik ve ölçüden oluşan gümbür gümbür soundları söz konusudur. Bu şarkı daha sakin, tatlı ve adına da atıfta bulunabilecek tipik bir yaz şarkısı tadında. Ancak Selena da işin içinde olduğu için daha etkili ve iddialı bir iş bekliyordum diyebilirim. Ice Cream ne yazık ki playlistimde yer almıyor ve çok da dinleyicisi değilim. Hatta şöyle söyleyebilirim ki Bumbaya ya da Young Forever Ice Cream'den çok daha etkili şarkılar olmakla birlikte Ice Cream bizleri Blackpink'in Pink tarafıyla dans ettiren sıradan bir şarkı. Ancak beni tanıyanlar bilirler ki ya da beni uzun zamandır izliyorsanız müziğin her zaman dark, tepkisel ve gotik tarafıyla çok daha yakından ilgilenirim. Ayrıca bu şarkı Jisoo ve Rose'ye karşı tanınan birkaç saniyelik vokal kısmı sebebiyle de oldukça mesafeli durduğum bir şarkı. Ki sabah bana attığınız tweetlerden gördüm ki genel olarak hepimiz ortak noktada bu şarkıda buluşmuş durumdayız. Sıradaki şarkımız ise Pretty Savage. Şarkı gördüğüm üzere hem genel kitlenin hem de kemik kitlenin oldukça favorisi olan bir şarkı. Tatlı bir piyano solosu ile başlayan bu şarkı kendi içinde farklı bir dinamiğe sahip. Piyano solosunun ardından bir tık agresif vokallerle karşılaşıyoruz. Ardından ise bizleri nakaratı sürükleyen ve Savage deyişiyle beni tokat manyağı yapan ve her fırsatta sesinin karşısında şapka çıkarttığım Rose'nin inanılmaz vokaliyle nakarattaki o Kore müziğinin kendine has ritmiyle karşılaşıyoruz. Şarkı oldukça keyifli bir dans parçası. İster istemez sizleri dansa kaldırıyor ve bir şekilde kendinizi ritme kaptırıp Lisa'nın sert ve altını çize çize bir vokal tekniği kullandığı bu şarkı genel anlamda da çoğu insanın favorisi olmuş durumda. Özellikle nakarata geçerken vokalin arkasında hafif hafif duyduğumuz tatlı gitar solosu bizleri iddialı nakarata hazırlar nitelikte adeta. Sağlam bir klip ve etkili bir koreografiyle Blackpink var olan tüm müzik listelerinde bayrağını rahatlıkla dalgalandırabilir. Sıradaki şarkımız ise Cardi B düeti olan Bet You Wanna. Something about me's taking you higher.
Şarkı ben dahil milyonlarca insanın en çok merak ettiği şarkıların başında gelen bir şarkı. Cardi B gibi Amerika'nın en deli hatunlarından birinin bu şarkıya konuk olması, bizlere ortaya nasıl bir şeyin çıkacağına dair heyecanlandırmaya yetecek bir duruş sergiletmişti. Kendi adıma söyleyecek olursam, işin içine Cardi B girdiği için çok daha agresif ve sert şeyler bekliyordum. Hem söz olarak hem de sound düzenlemesi olarak. Ancak bambaşka, yine Blackpink'in Pink tarafının rüzgarlarının estiği bir şarkıyla karşılaştık. Şarkı beni Britney'nin 2000'lerdeki vokallerine ve Britney Indizon albümlerindeki tatlı ama bir o kadar da çekici vokaller kullandığı dönemlere uçurdu. Kızlar son derece keyifli vokalleriyle Cardi'ye eşlik etmişler. Ancak Kore'nin şöyle bir mevzusu var ki, müzikte müstehcenlik ve argo kullanmak ayıp olarak ve hatta saygısızlık olarak nitelendiriliyor. Bu sebepten ötürü de şirketler grupların çizdikleri sınırların dışına çok fazla çıkmalarını istemiyor ve aynı zamanda buna izin de vermiyorlar. Bu noktalara temas ederek şu sonuca varıyoruz ki Cardi B kariyeri boyunca en soft ve en yumuşak sözleri bu şarkıda kullanmış. Ki araştırdığım kadarıyla da Cardi bu şarkıdaki verse'lerini kendisi yazmış. Tuhaftır ki Blackpink kızları hem Lady Gaga hem de Cardi B ile muazzam bir uyum yakalamışlar. Tüm bunların dışında Cardi şarkıda çok güzel bir renk olmuş ve kızların soft vokallerine bir nebze de olsa daha sert vurgularla nüfuz ederek kendi tarzının en masumane tarafıyla bizleri tanıştırmayı başarmış. Şarkıdan beklentim ise Lisa ile karşılıklı olarak bir rap verse atmaları olabilirdi. Bu iki hatunu birbirlerine rest çekerlermişçesine ortak bir verse'de dinlemek oldukça keyifli olurdu diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle şarkı kliplenecek ve oldukça iyi bir kurgu ile karşılaşacağımızı düşünüyorum. Sıradaki şarkımız ise Love Stick Girls. Albümün 3. single çalışması olarak karşımıza çıkan bu şarkı hemen hemen herkesin ortak favorisi olmuş durumda. Şarkı sözleri bakımından sorunlu ilişki yaşayan kızlara yalnız olmadıklarını ve bu tür konuların herkes için bir mücadele olabileceğinin mesajını vererek oldukça hassas bir konuya parmak basıyorlar. Bilen bilir, ben Blackpink'in en keşfedilmemiş şarkılarından biri olan Don't Know What You Do'nun adeta bağımlısıyım. O şarkı bende çok farklı hisler uyandırıyor ve bana kalırsa klipsiz bırakılarak bizlere bir kez daha YG'nin ne kadar büyük ve stratejik hatalar yaptığını somut bir şekilde tekrar gözler önüne sermiş durumda. Love Stick Girls de biraz Don't Know What You Do ayarında orta tempo ve bir şeyler anlatmak, zayıf hisseden insanlara kuvvet verebilecek içerikte bir iş. Albümle birlikte video klibi eşliğinde yayınlanan şarkının klibine baktığımızda yine görsel anlamda oldukça başarılı bir iş olduğunu kanısına varıyoruz. Mesela bazı insanların dünyaya şarkı söylemek için bedenlendiklerini düşünürüz ya, Rose bu şarkıdaki vokalleriyle bunu adeta doğrular nitelikte. Rose'nin verse'leri geldiğinde bir hareketlenme hissediyorum adeta ve şunu da eklemeli ki Jisoo klipte bugüne kadar hiç olmadığı kadar güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Doğru bir makyaj ve doğru bir styling ile ne kadar güzel olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş bulunuyor. Jisoo'yu izlemekten kendimi alıkoyamadım diyebilirim hatta. Şarkının prodüktör koltuğunda da David Guetta yer alıyor ve bu sebepten ötürü de sound olarak bir anda 2010'ların başına ışınlanmamız oldukça muhtemel. Sözlere Jennie ve Jisoo'nun da destek olduğunu kartoneti yakından incelediğimizde açık bir şekilde görebiliyoruz. Ki bu oldukça tatlı bir detay. Şarkı kesinlikle albümdeki favorilerimden bir tanesi ve daha şimdiden milyonlarca izlenmeye ulaştı bile. Sıradaki şarkımız ise Crazy Over You. Gelelim albümdeki favori şarkımıza. How You Like That'ten sonra kesinlikle favorim olan şarkı Crazy Over You oldu. Bugüne kadar Blackpink'in en deneysel ve sound olarak kendi çizgilerinin en dışına çıktıkları şarkı olarak nitelendirebiliriz. Düzenleme muazzam, vokal line'ları oldukça eşit bir şekilde dağıtılmış ve nakarattan önceki kısımda kızların vokalleri baskın ve heceleyerek söylemiş olmaları bambaşka bir hava katmış şarkıya. Etnik motifler oldukça başarılı bir şekilde işlenmiş ve kesinlikle bugüne kadarki yaptıkları işin çok dışında bir şarkı. Eğer bu şarkıya bir klip gelmezse ciddi anlamda söylüyorum ki bir ayaklanma çıkartıp YG binasına yürüyüş düzenleyebilirim. Baştan sona kusursuz ve tartışmaya kapalı bir şarkı. Albümü dinlemeye başladığımdan bu yana kendisinden sonraki şarkıları dinlememe engel olabilecek kadar kendini sıkça bana dinletmeyi başaran bir şarkı oldu. Kesinlikle ve kesinlikle Crazy Over You bu albümün 4. single'ı olmak zorunda. Sıradaki şarkımız ise sondan bir önceki şarkı Love to Hate Me. Adı sebebiyle henüz yayınlanmadan önce çok merak ettiğim şarkıların başında gelen Love to Hate Me, dinledikten sonra da iyi ki merak etmişim dediğim şarkılardan bir tanesi oldu. İçimden bir ses, şarkının fanlık sıfatı altında diğer insanlara ve grup üyelerine zorbalık yapan insanlara yazıldığını söylüyor ama bu konuda herhangi bir teyit almak çok da mümkün değil tabii ki. Şarkı sözler anlamında oldukça keyifli ve bu tarz gösterip, vaat edip tam olarak ne anlattığını açıkça ifade etmeyen, kelime oyunlarının yer aldığı şarkıların genel olarak delisi olduğumu söyleyebilirim. Şarkının girişindeki birkaç
birkaç saniyelik vokal kısmından son parta kadar son dereceli başarılı bir düzenleme elde edilmiş. Bu şarkı kesinlikle kliplendiğinde var olduğundan çok daha büyük başarılara imza atıp kendini kanıtlayabileceğine inandığım şarkıların başında geliyor. Ve sıradaki şarkımız ise albümün kapanış şarkısı olan You Never Know. Orta tempo bir şarkı ile kızlara veda ediyoruz. Tam olarak slow bir şarkı olarak kategorize edemesek bile orta tempo haliyle bile bizleri hem soluklandıran hem de yer yer harekete geçiren keyifli bir şarkı. Blackpink'in bu albümde sözler anlamında filler şarkılardan uzak durup bir şeyler anlatmak ve bir takım mesajlar vererek insanlara temas etmeyi hedeflediklerini açık bir şekilde görebiliyoruz. Bu şarkı da tam olarak bunlardan bir tanesi. Tam bir kapanış şarkısı. How You Like That ile gümbür gümbür albümü açan kızlar You Never Know ile bizlere tatlı bir veda ediyorlar. 2010'lu yılların ortasından itibaren müziklerini yapmaya başlayan ve son 2 yıldır global olarak çok büyük kitleleri peşinden sürükleyen bu kızların ilk full albümlerini tamamen dinlemiş bulunuyoruz. Büyük ihtimalle genel dinleyici bu albümde How You Like That gibi gümbür gümbür gelen hitlerin var olacağını düşünüyordu. Bu düşünce yapısı da oldukça haklı bir düşünce yapısı tabii ki. Ancak ben bu albümdeki şarkıları dinlediğimde pek çok şarkıyı deneysel ve klasik Blackpink şarkıları çizgisinin dışında bulduğum için son derece cesur ve özel olarak nitelendirebilirim. Ice Cream dışında sevmediğim bir şarkı yok ve altını çize çize belirttiğim şarkıların video klipler çekildiği takdirde çok büyük başarıların altına imzalarını atabileceğine inanıyorum. Bu albüm kızların ilk büyük maçları ve bu maçtan başarıyla ayrılabileceklerini daha şimdiden öngörebiliyoruz. YG kanırta kanırta bu albümü ancak karşımıza çıkartmış olsa da Blackpink artık bir Kore grubu olmaktan çıkıp dünya müziğine mal olmuş ve son derece global bir grup. Bu da haliyle YG yetkililerinin sahip olduğu saçma sapan rahatlığı bozup bundan sonra kızların hem grup olarak hem de solo kariyerlerine daha fazla odaklanmalarını sağlamaları adına bir takım eylemlere geçirebileceğini düşündürtüyor bana. 8 şarkıdan oluşan bu albümde en az 4 tane favori şarkım var. Bu da demek oluyor ki albüm şahsi filtrelerimden fazlasıyla geçmiş bulunuyor. Açıkçası uzun zamandır beni bu kadar heyecanlandıran bir kadın müzik grubu yoktu. Bu kızlar da güzelliklerinden çok daha fazlasına sahip olduklarını umuyorum ki tüm dünyaya zaman içerisinde göstereceklerdir. Tek isteğim bu albümle birlikte Amerika müziğinin içine iyiden iyiye girerek o camiayı da karıştırmayı başarmaları. Albümle ilgili genel olarak fikirlerim bu şekildeydi. Eminim ki ilerleyen süreçlerde şarkılarla alakalı fikirlerim daha da fazla şekillenecektir. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim ki Blackpink serimize gösterdiğiniz ilgi için her birinize teker teker teşekkür ederim. Part 2 videosunun altına bir link bırakmıştım. Blackpink kızlarının günlük hayatta kullandıkları kıyafetler ve aksesuarlarla ilgili size ufak bir Trendyol linki hazırladım. O linke yeni parçalar ekleyerek sizin için tekrar hazırladım. Bu videonun yorumlar kısmına ve açıklamalar kısmına bu linki bırakacağım. Albüm ve albümdeki şarkılarla alakalı fikirlerinizi benimle yorumlarda mutlaka buluşturmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.